arasında yer alacağı haberleri yapılmıştı. Sedat Peker'i de konuşacağız. Ama önce şu bir Beştepe'deki bugün o çok ilginç hırsızlık meselesiyle bir başlayalım. Şimdi ne olmuş biliyor musunuz? Beştepe'de çalışan 6 kişi Erdoğan'ın yurt içi gezilerinde çocuklara dağıttığı kumandalı araba ve oyuncak bebekleri meğerse 5 yıldır çalıyorlarmış. Ve bunu dışarıda satıyorlarmış. Sadece son 1 ay içerisinde 920 bin liralık oyuncak çalmışlar. Bu bir soruşturma konusu olmuş. Ondan sonra 3 kişi tutuklanmış, mahkemeye taşınmış mesele. Ve çok ilginç. İşte ifadeleri de var. Diyorlar ki işte ben onu fakirlere dağıtıyordum oyuncakları. Evet aldık biz oradan. Şüphelilerin ifadeleri var. Ama biz onu işte bizim mahallede ihtiyacı olanlar vardı. Onlara dağıtıyorduk. Satmak maksadıyla yapmadık, etmedik vesaire falan demişler. T24'ten Asuman Arancan'ın haberi bu arada. Onların özel haberi meslektaşımızın. Şimdi Türkiye'nin en sıkı korunan yeri Beştepe. Külliye, saray, her neyse. En sıkı korunan yeri. Yani kuş uçmaz. Ondan sonra biliyoruz işte o karşılama törenlerinde silahlarla bekliyorlar. Polisler, güvenlik görevlileri vesaire. Garipsediniz mi Figen Hanım? Bu mesele 5 yıldır bu hırsızlığın yapılabiliyor oluşunu. Garipsemediniz. Şaşırmadım. Neden? Şaşırmadım. Çünkü böylesi bir ortam yaşıyoruz. Yani yolsuzluklar, hırsızlıklar, bir talan düzenindeyiz. Suçlar işleniyor, cezasız kalıyor. Şimdi 5 yıldır oyuncaklar bir şekilde oradan çıkıyor. Ama onu buluyorlar. Fakat hala mesela İzmir Limanı'na gelecek 5 ton kokainin kime gittiğini bulamıyoruz, değil mi? Dolayısıyla orada işlenen o suçlar 5 yıldır da işlenir. Daha fazla da, daha fazla miktarda da olabilir. Bir tesadüfen o ortaya çıkmış. Şaşırmamamın sebebi o, çok daha büyüklerini gördüğümüz için. Ve nasıl diyeyim, nedense artık dürüstlüğe, ahlaklı iş yapmaya kimsenin özenmesi, özendiriciliği kalmadı. Hep kısa yoldan para kazanmaya, emek çalarak ve hırsızlık yaparak para kazanma gözümüzün önünde. İşte bir sürü pudralar, şunlar bunlar da geldi geçti gözümüzün önünden, hatırlarsınız. Dolayısıyla ben şaşırmadım. Tabii şunu sormak lazım. Acaba bu özendiren, bu kadar rahat suç işlemeyi gözü kestiren anlayış nedir? Yani herkes çok rahat suç işliyor. Tamam anladım, cezasız kalıyorlar. Onu da toplumun üstüne hem bu cezasızlık çekiyor hem de kolay suç işleme anlayışı çöküyor. Peki rol model kimi görüyorlar acaba bu kadar kolay cesaret ediyorlar? Rol model gördükleri de burada önemli herhalde. Şaşırmadım. Yani bu işi yapanlar memleketin havasından etkilenmişler mi diyorsunuz? Biraz havası, suyu, coğrafyası, coğrafya kaderdir deniyor galiba. Bir süredir böyle bir kader coğrafyada hakim diyelim. Ama tabii ki işlenen suçlar hiçbir zaman cezasız kalmayacaktır. Ben bir hukukçu kimliğimle de buna inanırım. Cezasız kalmadığını da yaşayarak göreceğiz zaten. Evet. Zaten burada yürüyen bir şey var. Yani mahkemeye taşınmış, bu hırsızlık cezasız kalmayacak gibi de görünüyor, evet, zaten. 3 kişi, evet, tutuklanmış. Kamu malını satmak diye TCK'nın böyle bir maddeden işlem yapılıyormuş. Kahveci siz ne düşündünüz? İki şey önemli. Benim dikkatimi çeken burada. Bir hırsızlığın olabilmesi için bu tür yerlerde içeriden işbirliği gerekiyor demek ki. Varmış. İçeriden işbirliği unsuru yani şunu önemli mu diyorsunuz? Hırsızlık yapmaya, yani devlet malını çalıp satmaya niyet etmiş birisi içeriden, yani kamu gücünü kullanan, destek yoksa bu işi yapamaz mı diyorsunuz? Dışarıdan tamamen tek başına yapamazdı. Kamu gücünü kullananların, yani orada çalışan 6 kişinin işbirliği varmış demek ki. Bir de göz yumanlar. Evet işte göz yumma, görmezden gelenler. İşte bu bununla beraber şey oluyor zaten. Organize edenler filan kamuda, evet, yani orada içeride olanlar, kamu gücünü kullananlar. İkinci unsur da şu. Burada çalınan şeyler çocuklara hediye edilen arabalar. Çocuklara hediye edilen oyuncaklar çalınıyor ama biz de zaten ülke olarak çocukların geleceğini çaldık. Yani 200 milyar dolarlık kamu özel işbirliği projesiyle biz bu çocuklarımızın geleceğini zaten ülke olarak çalıyoruz. Orada da çocukların oyuncaklarını çaldık. Bana sorarsanız hangisi suçlu? Birisi yasa olarak, yasaya uygun belki ama
Adalet olarak baktığınız zaman geniş anlamda bence en büyük suç bir ülkenin gençliğinin, çocuklarının geleceğini çalmak. En büyük suç. Ama yasaya uygun diyeceksiniz. Hani vergi kaçırmakla vergiden kaçınmak gibi. Ben iktisadi anlamda söylüyorum. Vergiden kaçınmak eğer yasalara uygunsa kaçınabiliyorsunuz ama vergi kaçırmak suç. Yasal olarak suç. Şimdi burada da çocuklarımızın geleceğini çalan bir şey, evet, ekonomik anlayıştayız. Onunla kıyasladığım zaman hangisi daha büyük suç dediğim zaman soru ortada, cevap ortada. Yunus Emre, kahvecinin dikkat çektiği nokta çok önemli. Şimdi ben ifadeleri okudum, burada uzun uzun anlatmak istemiyorum. Bir Beştepe'de çalışanlar var, onlar oyuncakları gidip depodan alıyorlar. Bir de bunların dışarıdaki ortakları var. Onlarla da bir işbirliği içindeler. Oraya getiriyorlar, onlar da oyuncakçı, onlar da satıyorlar. Bir de buna Figen Hanım'ın dikkat çektiği üzere bir de buna göz yumanlar var. Yani orada bir şeyler döndüğünü gören ama buna müdahale etmeyenler var. Yani suçun oluşması bakımından çok ilginç bir... Bir şeyler döndüğünü görüp müdahale etmeyenler birçok şey herhalde gördüler ve birçok şey müdahale etmediler. Bu anlaşılıyor. Yani acaba bu işi lazım yapanlar, yani memlekette yani bu işleri yapanların başına bir şey gelmiyor, biz de belki yırtarız diye düşünmüş olabilirler mi? Ya şimdi iki şeyi tabii ayırmak lazım. Biraz da yani değerli konuşmacılardan farklı bir noktayı belki temas etmiş olacağım ama bir yandan da müthiş bir, yani Erdoğan'ın yönetiminin ortaya koyduğu müthiş bir şaşa, debdebe var. Yani müthiş bir israf var. Yani bir şehre gidiyor Cumhurbaşkanı. Öncesinde insana, yüzlerce insan öncesinde gidiyor bir defa. Otellerde kalıyor, belli hazırlıklar yapılıyor. Çok büyük sahneler kuruluyor, paralar dökülüyor falan. Sonra Cumhurbaşkanı'na beraber bu sefer yine çok büyük kalabalıklar gidiyor. Şimdi orada işte gördüğünüz gibi hediyeler dağıtılıyor falan. Şimdi bir defa buna gerek var mı? Önce öyle başlayalım. Yani bu kadar büyük şaşa, debdebe, israf falan bir yandan varken onun olduğu yerde bu türden suistimallerin olması da şaşırtıcı değil zaten. Yani onu da tespit edelim. Yani Cumhurbaşkanı'nın, hatırlayın geçtiğimiz yıl Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşürken bu konular çok tartışıldı. Yani Cumhurbaşkanlığı sarayının da, yani külliyenin de harcamaları düşünüldüğünde gerçekten ortada garip bir durum var. Yani insan, hani örneğin işte evcil hayvanlara harcanan kalemleri düşününce, peyzaja harcanan kalemleri düşününce, aydınlatmaya harcanan kalemleri düşününce, ya burada ne oluyor kardeşim? Türkiye'nin buna ihtiyacı var mı? Yani çok daha yalın, sade bir çalışma ortamı mümkün değil mi akla geliyor? Bir onu söylemek istiyorum. Yani müthiş bir israf var, müthiş bir gösteriş var. E tabi onun yarattığı müthiş bir harcama var. O müthiş harcama olurken tabii ki bunlar da oluyor. Ama diğer taraftan bakın, bu olay herkesin aklına, yani izleyicilerimizin de öyle olmuştur, bir şeyi getiriyor. Bu da, ben bunu şöyle açıklıyorum. Türkiye demokrasiden uzaklaştığı için biraz artık hepimiz galiba olayı içine biraz da mizah katarak, yani hatırlayın bu eskiden çok konuşulurdu. Yani otoriter yönetimlerin olduğu dönemlerde halkın kendi arasında uydurduğu fıkralar, değil mi? O ülkelerdeki bir nevi bir muhalefet mecrası gibi aslında. Bütün o ülkede yaşanan rezilliği ortaya koyan, yani halkın arasında dolaşan fıkralar olurdu. Biraz da sanki bu olayın bir görebildiğim kadarıyla böyle bir tarafı da var. Yani, ironik. Yani ironik, yani sarayda ne olduğunu, Türkiye'de sarayda ne olduğunu herkes biliyor. Ve oradan işte böyle bir olayın ortaya saçılmasını da, ya acaba bu araştırmalar derinleştirilebilirse, gerçek bir takım araştırmalar yapılırsa oradan neler çıkacaktır diye herkesin aklına geliyor. Ama tekrar ifade ediyorum, yani Türkiye'de bunların üzerine giden gazetecilerin başına bir takım işler geldiği için, Türkiye'de bu meseleleri, ama yani bunu, başta yolsuzluk olmak üzere. Ama bunu gündeme getirdik diye başımıza bir iş gelmez herhalde. Umarım gelmez. Bu çünkü ama, yani 920 bin lira. Ama saraydaki başka konularla ilgilenirseniz bu kapsamda emin olun gelecektir yani. Onunla ilgili pek şüphem yok. Şuna gelmek istiyorum, yani hepsi bir arada işliyor. Yani yolsuzluk, suistimal de bir arada işliyor. Siyasi ahlak ilkelerinin olmaması da bir arada işliyor. Ve tabii ki az önce söylediğim bu şaşa, debdebe, gösteriş merakı. O yüzden efendim milletin kaynaklarının sağa sola saçılması. Bu bir düzen. Yani bunu görmemiz lazım. Bu bir düzen. Türkiye'de böyle bir düzen var. Biraz da galiba şöyle bir anlayış da var. Hem itibardan tasarruf olmaz, hem de bal tutan parmağını yalar. Evet. Yani izleyiciler bağışlasın bu ifadeleri ama biraz böyle bir anlayış da var gördüğüm kadarıyla. Yani yazık, yani 21. yüzyıl Türkiye'sinde, yani hepimiz sosyal medyada, gazetelerde, yani Alman Başbakanı'nın nasıl bir ofiste çalıştığını, ya da hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda Avusturya Başbakanı Viyana'dan Moskova'ya gidiyordu.
Türkiye üzerinden aktarmalı gitti. Yani doğrudan uçuş bulunmadığı için İstanbul'a geldi. İstanbul'dan da aktarma yaparak Moskova'ya gitti. Ne gördük orada? Bir defa bir tarifeli uçakla geliyor. İkincisi ekonomi sınıfında geliyor. Vay.